bir Resti İzdivaç programına hoş geldiniz. Bugün Camila'ya inşallah gönlünden geçen eşi hep birlikte siz sayın seyircilerle beraber bulacağız. Önce bir adayımızı, gelin adayımızı Camila'yı tanıyalım. Ben Azerbaycan'dan geldim. Evet. Yaşım düt. Evlenmek istiyorum. Anlıyorum. Bir türlü kendime eş bulamadım bugüne kadar. Kendi çabalarınızda herhangi bir şey olmadı yani. Kendi çabalarımı hiç göstermedim ki. Hiç göstermediniz. Hiç göstermedim. Anlıyorum. Çok gururlu, çok namusluyum. Ona göre bugüne kadar kendime bir şey bulmadım. Peki nasıl bir eş arıyorsunuz? Güçlü. Güçlü. Fiziken mi güçlü? Hem fiziken, hem cebi, hem içi. Her şey güçlü olsun. Öyle bir tane varsa bana da ver ya. Hem her tarafı güçlü, parası da güçlü. Her şey güçlü olsun. Ben şimdi paravanı açıyorum. Bakalım tamam. Kim geliyor? Evet. İlk adayımız İlker Bey geldi. Oynamam gerekiyor mu? Yok yani. Allah razı olsun. Şimdi ben sizi tanıştıracağım. Biz burada normal bu programda herhangi bir paravan falan kullanmıyoruz. Herkes şey pat olsun istiyoruz. Ben onu görmüyorum ha. Görüyorsun ya Allah'ım yarabbim. Formatı seyretmediniz mi Camila Hanım? He, evet. Tamam. Şimdi İlker Bey sizi daha önce de katıldığınız programlarda ekranda görmüş. En azından fiziğinizi çok beğenmiş. Oldu bu iş. Oldu bir işte. Ama hemen böyle siz de kendinizi birazcık ağırdan satsanız çok daha iyi olur. Tamam, geliyor. Tamam. Değil mi? Hemen böyle güller, çiçekler. Çünkü daha bir adayımız daha var. Onunla kadar isteriz herhalde. Tamam, değil mi? Tamam, tamam. Güçlüyüm ben. Güçlüsün. Ama hiç güçlüye benzenmişsen. Niye baksana Stallone'ya benziyor. Yani görünüş her şey, yani görünüş her şey değildir. Yani insan dış gücünden ziyade iç gücü... Yani düşünün bir Camila Hanım ya. Yani mesela. Ama düz değilsiniz Cez Bey. Üzden çok benziyor şeye. Rocco'ya, Rambo'ya. Rocco. Rocco, Barocco. Rocky mi demek istiyorsunuz? Rocky ya. Anlıyorum. Rocky, Rambo. Evet bir Sylvester Stallone giziğine sahip. Bence de bir Stallone şeyini yapın değil mi Memçin? Aslında kendisi bana benzer. Şey. Yani ben ona değil, o kendisi bana benzer. Yani. Kendisi de bana ulaşmaya çalıştı defa eten. Ama yaşı artık müsait olmadığı için Amerika'dan pek çıkamamakta. Ben mal varlığımdan isterseniz bahsedelim. Şimdi benim bir tane dairem var. Ha. 2+1. Ne işle meşgulsünüz? İşim ben çelik setleştirme işi yapıyorum. Çelik setleştirme ne demeydi? Ya şimdi çeliğe ikinci defa su vermek suretiyle çeliği setleştiriyor. Sanayi işi yani biz. Demeli güçlü erkeğiz sen de. Yaşa, yaşa. Çok sevdim. Ellerinizle kendiniz mi yapıyorsunuz? Çeliği kendiniz mi sertleştiriyorsunuz? Yeri geldi mi ellerimizle, yeri geldi mi alet edevat kullanıyoruz. Ayaklarınızı kullanırsınız o zaman yoksa yok. Camila da biraz şuursuz çıktı açık konuşuyor. Öyle yapmayalım, ürkütmeyelim kızı. Peki siz daha önce hiç evlendiniz mi? Çünkü kendisi daha önce böyle bir deneyime sahip değil. Bilmiyorum siz öyle misiniz? Yok ben bir, benim evliliğim yok. Ya 8 kere nişan attım o kadar yani. Ben diğer adayı da izninizle buraya davet etmek istiyorum. Onu da alayım evet. O da lazım olabilir. Evet diğer adayımız buyursunlar efendim Barış yani, Bey. Yani teessüf ediyorum yani. Yani teessüf veriyorum yani. Hani biraz daha konuştursanız nikah yetişiyordum az kaldı yani. Yok efendim yani her size de saat aynı zamanda... tuttum 12 dakika konuştu 12 dakika konuşacağım. One minute. 12 dakika konuşacağım. Nasıl oturayım? Peki buyurun sizi şu şekilde alalım. Merhaba. Sizi merhaba tam canım. Şuraya alalım ben yine sonucu koltuğuma geçeyim. Merhaba. Efendim İlker Bey'i birazcık tanıdık. Camila Hanım'ın eminim kafasında bir şeyler şekillenmiştir İlker Bey'le ilgili. Tanıdık ama mutlu olduk mu? Onu bilmiyorum, onu en son söyleyecek Camila Hanım. Sizi de birazcık tanıyalım, buyurun Barış şimdi Bey. Şimdi benim kendim şahsen ben 30 yaşındayım. Daha önce hiç evlenmedim. İyi, arkadaş iyi. Galiba 8 kere evlenmiş. Yani doğru evlenmeyip nişanlı olur. Yani bizim burada nişan demek yani yarı evlilik demektir öyle değil mi? Valla benim yerime Camila Hanım son derece güzel cevaplar vermiş. Yani 8 nişanı ya. Yarı evlilik, 2 evlilik, 4 kere evlenmiş. Allah'ın aklı 4'tür bitti. Şimdi ben kendim son ütücüyüm ben. Son ütücüsünüz. Son ütücü yaptım. Son ütü mü yapırsınız hep? Ha, ütü yapıyorum son ama en son. Nasıl en son? Yani herkes yapıyor ben beğenmiyorum tek ben yapıyorum. O sebeple yani. Salonu sadece. Artı 3 oda daha var. Onlar da 80 metre kare. Arkadaş düğün salonda yaşıyor muhtemelen. Oda dediğinde gelin odası olur yani. Öyle 170 bin lira. Kardeşim kıskanmayalım. Müdahale etmesin. Moderatör Bey müdahale edin ya. 12 dakika konuştu ya. Kimden yaşıyorsunuz evde onu anlatın. Kim var şimdi o boyda kocaman çok evde? Çok duygusal bir insanım. Ben hayvan bak görüyorsun değil mi? Ona da attı yani. Öyle mi? Evet. Hay Allah. Ben de bana özel bir şey sanırım. Bu da şimdi ben sana çok... çiçek olsun. Sus sizde de. Hanımefendi kalbiniz sanıyorum böyle duygusal insanlardan hoşlanıyorum. Ben çok duygusal bir insanım yani kendim bizzat şahsen.
Benim evde benim hayvanlarım var. Köpek, kedi besliyorum. Ben çok seviyorum yani. Çok böyle, öyle böyle değil. Ay ben de çok seviyorum köpeği, kedileri. Gerçek yani. Vallahi. Ben de düşünüyorum bir köpek almak ya. Ya sen lahmana gel. Köpeği. Detaylarla kafanızı yormak istemiyorum ama yani adamı tanı, adamı. Yani aslında biraz rakam belirsek belki Camila Hanım daha mutlu olacak. Tam yani doğru Cesbe. Sizin İlker Bey aylık kazancınız nedir? Tam doğru Cesbe. Allah sizden önce razı o söylesin olsun. Tabii yani. Peki Barış Bey sizin aylık kazancınız ya nedir? Şimdi böyle kadına yaşarken maaş sürülmez derler ama yani idare edecek kadar var. Ne kadar idare edeceği kadar var? Sizi ne kadar idare edin? Benim Azerbaycan uçaklarım var. Her ay Azerbaycan'a gitmem lazım. Akrabalarımı görmem lazım. Sonra ağladığım zaman akrabalarımın bize gelmesi lazım. Ya... Sonra yine benim oraya gitmem lazım. Sonra yine benim buraya gelmem lazım. Şimdi ben kendi yani rızamla ben... çekiliyorum yarışmadan. Çünkü ben öyle bir maddi şeyim yok. Ben ancak sıcak bir yuva verebilirim. Sıcak bir yuva. Sıcak yuva ama acaba akrabalarımı doldurabilir miyim? Evde annem var, teyzem var, anneannem var, halam var. Bir de benim ufak kardeşim var yani. Siz nerede yaşayacaksınız sorumluluğa sahip yani? Allah bilir, erkenden uyuyacağız millet yani. Ben ne yapacağım o evde? Hizmet. Kaynanaya hizmet, görümceye hizmet, elte hizmet. Yani çalıştırmaya alıyor sen ya, anla artık ya. Tamam, sen evinde ne yapacağım ben? Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Yani ben Azerbaycan dediniz, ben onu benim televizyon ekranı biraz küçük kaçırmışım. Ben Azerbaycan olduğunu bilmiyordum yani. Ben Azerbaycan'a yerleşmeye razıyım, ben çok seviyorum Azerbaycan'ı. Aa! Abi, siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Bakü'ye yani gitmek istiyorum. Aa, ben boynumda yaşamam. Ben kendime bir şey aktarırım ki ben onun boynunda oturum. Sizin de ben boynumda oturmak. Yok ya, sen yine boynumda oturacaksın da yani Bakü'de otur diyorum yani. Bakü'de oturum. He. Son akrabalarından ayrılmamış son olursun. Son ütücü ve iç güveysi güzel yani. Ama ya, o bana sıcak yuva verir. Ama sen dirsen Bakü'ye gidin, Bakü'de sen ya, ben yuvamda oturum. Ya bir teklif, ısrarcı değilim. Açık konuşalım tabii bu konuda. Herhangi bir kötü alışkanlığınız var mı? Kumar olsun, içki olsun, sigara olsun bir şey var mı? Ben Türkçem kötü olduğundan Cesbe iyi bana yardım eder bu işte. Sağ olun. Ya benim şahsen kendi adıma yok. Hiçbir şey mi yok? Yani herkes kadar yani. Ne demek o Cesbe? Yani herkeste ne kadar varsa ben de o kadar var diyor. Sizde var mı İlker Bey? Ne? Kötü alışkanlığınız var mı? Öz eleştiri yapmak gerekirse. Şimdi kötü kime göre kötü yani? O göreceli diyorsunuz. Yaşa. Yaşa. Mesela alkol tüketimi konusu olabilir. Sigara yok. Allah muhafaza hayır. Olabilir. Bir hayır. Şey olabilir. Hayır. Ben ayran çok severim. Şimdi siz kararınızı veriniz. Sol tarafımda Barış Bey, sağ tarafımda İlker Bey. İlker Bey çok romantik, çok duygusal. Böyle kedi gibi. Sanki onun bana ihtiyacı var ki ben onu böyle alım koynuma mır 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 tumarlayayım. Barış Bey ise böyle güçlü bir erkek. Ki siz güçlü bir erkek istediğinizi söylemiştiniz. Ben yine de kararınıza... Ha, böyle güçlü bir erkek. Her şeyi net söylemeyi bacaran birisi. Bu durumda ben artık kedi olurum. O benim başımı tumarlayacak. Ben mır 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 yapacağım. Ama bu anlamda dengesizliği olacak. Çünkü ben hem güçlünü severim hem romantiki severim. O da ki her ikisini seçirim. Hem İzmir hem Cam Kanar yani. Her ikisi razısınız mı? Ben kabul etmiyorum şahsen yani. Bana ters İlker Bey. Buyurun. Gel arkadaşım. Çok çok benim tanıdığım, benim kardeş. Mesela bir insana benziyorsun. Ama ben evlenmeyi benim tanıdığım bir arkadaş var. Bizim komşunun kızı. Arkadaşlar. Yani lise mezunu ama biraz şey. Senin yaşına göre biraz küçük gibi görünüyor ama. Ya boşver bu nedir ya? Dejenere olmuş bu ikimizi bu kardeş. Sen gel. Ay bunlar hiçbir evet. Şey alamadılar. Gördüğünüz gibi 13 bölümdür Resti İzdivaç Camila Hanım'la beraber devam ediyor. Ama yine de bir numara olmuyor. İnşallah 14. bölümde Camila Hanım'ı evireceğiz. Ve bu evden de artık ben Camila Hanım'sız bir yayın yapmaya başlayacağım. Cez Bey, bence benim Türkçem çok kötü olduğundan arkadaşlar beni anlamadılar.